Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, AKP hukuksuzluklarla 22 yıldır iktidarda kalmayı başardı. Halihazırda 31 Mart yerel yönetim seçimlerinden sonra da dönüp topluma mesajı aldık, söylediğinizi anladık, kendimizi gözden geçireceğiz gibi bazı mesajlar verdiler. Biz de dedik herhalde gerçekten hukuka dönecekler, demokrasiye dönecekler, muhtemelen herhalde bundan sonra anayasayı uygulayacaklar gibi iyimser yorumlar yaptık. Ama ne kadar büyük yanıldığımızı, bu iyimserliğin aslında AKP gibi bir parti söz konusu olduğunda asla olmaması gerektiğini bir kez daha bütün Türkiye halkları gördü. 22 Kasım'da Dersim'e kayyum atandınız. Hem Dersim Belediyesi'ne hem de Ovacık'ta CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandınız. Yani bir kez daha halkın haklarını gasp ettiniz. Bir kez daha iradeyi gasp ettiniz. Bir kez daha demokrasiye darbe yaptınız ve bundan zerre kadar utanmıyorsunuz. Bundan zerre kadar sıkılmıyorsunuz. Kendiniz için hukuksuzluğu bir yol bellemişsiniz. Kanunsuzluğu bir yol bellemişsiniz. Şimdi şunu söyleyelim. Ben bir Dersimliyim. Bir Dersim evladıyım, bir Ocakzadeyim, bir Ocak evladıyım. Bunu buradan söyleyeyim. Sizin Dersim'e yaptığınız zulüm herhalde taşa verilse taş çekmezdi. O kadar büyük zulümler ettiniz ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihi aslında Kürt'e neyi reva görmüş, Alevi'ye neyi reva görmüş, ötekiye neyi reva görmüş diye soracak olursak işte Dersim onun cevabıdır. Dersim katliamında 70 bin insanımızı katlettiler. Katledildi. 70 bin kefensizimiz var. Oradaki her dağın, her taşın altında toprakların, taşın, kurdun, kuşun dili olsaydı orada tanıklıklarını anlatırdı. O zulmü anlatırdı. İşte 38'i yapan anlayış aynı. Geçmişte 38 katliamıyla halkımızı katlettiniz. Bugün kayyum atayarak halkımızın iradesini gasp ediyorsunuz. Peki Dersim neden bu kadar özel? Çünkü siz bu coğrafyada Kızılbaş Aleviliği yok etmek istiyorsunuz. Siz Kürt Aleviliğin rehak inancını bu topraklardan söküp atmak istiyorsunuz. Bakın saldırı üzerine saldırı yapıyorsunuz. Bir taraftan Kültür Bakanlığı'na bağlı uyduruk bir Alevi Bektaşi Kültür Bakanlığı mı müdürlüğü kurmuşsunuz. Gelip Dersim gibi Kızılbaş Aleviliğin merkezinde Horasan ve Türklük üzerinden, İslam ve Türklük üzerinden, Sünnilik ve Türklük üzerinden bir öğreti yapıyor. Anlayış söylüyor. E arkadaşım, Sünni değil. Dersim Sünni değil. Zorla mı yapacaksınız? Dersim Türk değil. Zorla mı yapacaksınız? Değil. Ne zaman Dersim'in inancına, itikatına, yoluna, erkanına, pirine, ulusuna, anasına ne zaman saygı duyacaksınız ya? Dersim sadece bir coğrafyanın adı değil. Dersim bir hakikat aynı zamanda. Biz oradaki dağa, taşa, ziyaretgahlarımıza niyaz oluyoruz ya. Bakın sadece meseleniz Dersim'in kültürünü, tarihini yok etmek de değil. Aynı zamanda oradaki kaynaklara da çökmek istiyorsunuz. Şimdi tespit etmiş sizin uluslararası tekelleriniz ve onun yerli işbirlikçi maden şirketleri bütün Munzur dağlarına maden sahasını açmak istiyorsunuz. Munzur babanın, Munzur gözelerinin statüsünü değiştirdiniz. Birinci derecede sit alanı olmaktan çıkardınız. İşte bunun için Mustafa Sarıgül'ü koltuğundan ettiniz ve kayyum atadınız. Çünkü Ovacık'ta iştahınızı kapattıran maden şirketleri var. Orada maden damarları var. Ve siz oranın yer altını, yer üstü bütün kaynaklarını sömürmek istiyorsunuz. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi 38'de yaptınız. Ne oldu? Bizim pirimiz Seyit Rıza dar ağacına çıktığında kendi taburesini, ilmeğini boynuna getirip taburesine kendisi ayak vurdu ya. Size boyun mu eğdi? Size yalvardı mı? Yalvarmadı. Bakın Kerbela'dan bugüne, Kerbela'dan bugüne nice Yezidler gördük, nice Muaviyeler gördük, nice Firavunlar gördük. Ama asla ve asla Hüseyin'i duruştan vazgeçmedik. Boynumuzu verdik, başımızı verdik ama baş eğmedik. Eğmeyiz de, eğmeyiz de. Sanmayın ki Dersim'i alırsınız, almazsınız. Bütün halkın nefretini bir kez daha kazandınız. Bir kez daha. O kurduğunuz, o kayyum efendiniz var ya, kendini neyle koruyor biliyor musunuz?
Sayın Kılıç, Koç, Yiğit, lütfen tamamlayın. Tamamlıyorum. Niye betonun arkasına, niye beton bariyerin arkasına saklanıyorsunuz? Çünkü gaspçısınız. Çünkü meşru değilsiniz. Çünkü halk sizi seçmedi. Çünkü siz atanmış bir memuru getirip orada halkın iradesinin üzerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Bunun için beton bariyerlerle belediyenin etrafını kapatıyorsunuz. Ve şunu unutmayın. Gün geldiğinde bu halk yarın da, öbür günde, sonraki günde siz o sandığı kurduğunuzda o sandıktan size o tarihi cevabı verecek. Ama hukuksuzluğu yol eylemişsiniz. Hem kayyum atıyorsunuz, hem kayyum hukuksuzluğunu protesto eden, anayasal demokratik hakkını kullananlara da işkenceyle gözaltına alıp tutukluyorsunuz. Ne diyelim biz size ya? Ne diyelim? Söyleyecek söz bırakmadınız. Tuz koktu, su çürüdü, söz bitti. Bundan sonra mücadele, mücadele, mücadele. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Herhalde sayın bir önceki vekilimiz, sabıkalı kişileri bulmakla niye yapıyorsunuz? Değerli kardeşim, sabıkalı bir arkadaşımız değildi sayın belediye başkanımız. Devam eden bir yargılaması vardı. İsnat edilen suçlar 2012, iddianamenin açıldığı tarih 2022. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı, hakimi varsa 10 yıl sonradan neden soruşturma açıyorsunuz? Soruşturmayı sabıkanın ne olduğunu anayasanın 38. maddesi açıklığında söylüyor. Mahkumiyet kesinleşinceye kadar kişi masumdur. Masum ilkesini ihlal edemezsiniz. Eş başkan kimdir diyor, hukukta yeri yoktur. Siz o dönem MHP'nin sıralarında milletvekiliydiniz. O dönem bu kanunu kanunlaştırmadınız mı? Kanundan haberiniz yoksa şimdi ben size neyi öğretmeye çalışacağım? Gelelim konumuzla ilgili. Değerli arkadaşlar, iddianamenin konusu şu: maden ocağının açılmasını engellemek. Maden ocağı açılması dedikleri maden ocağı kim? Maden ocağında açık net Rio Tinto şirketinin hedef alındı. Rio Tinto şirketi kim? İngiltere, Avusturya merkezli çok uluslu bir maden şirketidir diyor. Yani Türk yargısı, AKP hükümeti, emperyal güçlerin uluslararası bir şirketin taşeronluğunu mu yapıyor diyeyim, onu mu koruyor diyeyim, bunu Türk milletinin vicdanına havale ediyorum. Yani burada uluslararası şirketinin ve hak arama özgürlüğü çerçevesinde belediye başkanımız Mustafa Sarıgül'ün bu eylemlere katılması bir terörist eylem gösterilmiştir. Aslında iktidar burada kendi sorumluluğundan kaçırmak için bu kavramın arkasına sığınmıştır. Gelelim ikinci konu. İkinci konuda suçlandığı ikinci konu cenazeye katılmak. Kime terörist cenazelerine güya katılmak. Değerli arkadaşlar, sayın meclis başkan vekilimiz Adalet Bakanı'ydı. Peki şimdi ben size şunu soruyorum. Leyla Zana 9 tane ayrı cenaze törenine katılmış. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararı vermiş. Yargıtay kararı bozmuş, beraat kararını vermiş. 9 tane. Gelelim yine Osman Baydemir kararı. Ambulansla terörist cenazesi götürmüş, dava açılmış, Yargıtay bozmuş, beraat kararı vermiş. Arkadaş, biz Türkiye'de hukukun birliğini istiyorsak Diyarbakır hukuku ayrı, Tunceli hukuku ayrı. Sayın Taner, lütfen tamamlayın. Onun için ülkede hukukun birliğini esas almak zorundayız. Leyla Zana'nın 9 tane cenazeye katılmasına verilen beraat kararı kesinleşmiştir. Osman Baydemir'in de kesinleşmiştir. Siz kalkıp efendim Rio şirketlerini, uluslararası şirketleri kollamak, korumak adına halkın alt madenlerini korumaya çalışan, halkın hak arama özgürlüğünü aramaya çalışan belediye başkanımızı terörle yaftalayamazsınız. Asıl teröristler uluslararası şirketi koruyanlardır. Açık ve net söylüyoruz burada. Onun için bu gittiğiniz yol yol değil. Kayyumluk kamu kaynaklarını vatandaşların kullanımını aşmakta, teröre aktarılan mali kaynakları kesmekte, terör örgütünün etkinliğini ortadan kaldırmakta,
bölgedeki yatırımları artırmaktadır. Şimdi gelelim gündemde kayyum atamalarına. Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan devam eden dava ve yürütülen soruşturmalar. Biz sizi dinledik, sabahtan akşama kadar dinliyor. Bir dinlemesini öğren. Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan devam eden dava ve yürütülen soruşturmalar. Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen davalar. Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası. Sayın Otgöz, lütfen tamamlayın. Hukuk gereğini yapmıştır. Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Seçilmiş olmak kimseye terörle kol kola yürüme hakkını da vermez. Milletin imkanlarını terör örgütle peşfiyat şeklinde göz yumamayız. DEM grubunun meclis araştırması açış önerisine hayır oyu vereceğim belirtiyor. Gazi Mersi saygıyla selamlıyor. Şimdi tabii insanın söyleyecek sözü olmayınca, yaptığı yanlışı savunacak yüzü olmayınca gerçekten hakikati eğer ve büker. Eğer ve büker, o teyi duydum. Şimdi mesele şu, bakın haksız ve hukuksuz bir iş yapıyorsunuz. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Anayasa, bize göre değil, herkese göre anayasaya aykırı bir iş yapıyorsunuz. OHAL döneminde çıkardığınız hukuksuz, kanunsuz bir maddeyi bir kanun hükmünde kararnameyi yasallaştırdınız. Bakın, diyor ki kamu kaynaklarını halka harcamak. Ben size sorayım, kamu kaynaklarını halka harcamadınız. Kamu kaynaklarını Mardin'de ve diğer bütün belediyelerimizde, Diyarbakır'da el koydunuz, o belediyelerimizde yandaş şirketlere harcadınız. Fıstıkların, leblebilerin, yok saatlerin, yok tesbihlerin, yok baklavaların parasını bizim halkımız ödedi. Siz de yediniz, yediniz, yediniz. Birincisi bu. İkincisi, şimdi istisnai bir durummuş. İstisnai bir durum değil. Tam 148 defa kayyum atamışsınız son atamalarla beraber. 148 defa yapılan bir şey nasıl istisnai olur? İstisnai değil. Bunu söyleyelim. İkinci bir şey, siz hiçbir belediye başkanımızı görevleri sırasında yaptıkları usulsüz bir işlemden dolayı yerlerine kayyum atamadınız. Hiçbir açılan soruşturma ve koruşturmada bizim belediye eş başkanlarımıza yönelik içinde tek bir kuruş zimmet, görevi kötüye kullanmak, irtibat ya da evrakta sahtecilik gibi bir suç yoktur. Ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Diğer bir mesele de eş başkanlığa ilişkin. Eş başkanlığı yasal olarak değil, biz seçilmiş belediye içerisinden eşit temsiliyet ve birlikte yönetim modeli olarak uyguluyoruz. Siz de gerçekten bir şimdi sizde bir demokrasiye, kadın özgürlük mücadelesine yönelik zerre kadar saygı olsa siz zaten eş başkanlığı hedef almazsınız. Ama hedef alıyorsunuz. Neden? Çünkü siz kadın düşmanı bir partisiniz. Kadın düşmanı, halk düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı, işçi düşmanı, emekli düşmanı, yoksul düşmanı, çocuk düşmanı bir iktidardan ancak ve ancak sizin bu kayyumcu, darbeci, hukuksuz anlayışınız çıkar. Ama merak etmeyin, merak etmeyin. Bakın, bir dinlerseniz, Leyla'm susturur musunuz? Bir dinlerseniz size söyleyeyim. Kürt halkı, bak Kürt halkı, 7'den 70'e sizin o kayyumlarınızı tarihin çöp sepetine göndermek için and içmiş. 1000 kere atasanız 1001'ine göndereceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce Sayın Yakup Otgöz konuştu. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanı. Burada mı bilmiyorum. Sayın Başkan, laf atmak için değil, kaç dönem yaptınız bilmiyorum. Herhalde 2 dönem belediye başkanlığı yaptınız. Bayağı yaptınız. Ben merak ediyorum, kaç sefer soruşturma geçirdiniz? Ya da benzeri belediyeler, AKP'li belediyeler için söylüyorum. Kaç tanesi? Ha çok güzel, bak neyi geçirsin diyor. Çünkü sizler soruşturmadan muafsınız. Bakın değerli arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri. Böyle olmaz ama Sayın Şahin Usta, lütfen uyarın. Değerli milletvekilleri. Ben hakaret etmiyorum. Benim geleceğim yeri anlayamazsın sen.
Böyle konuşamayız. Niye laf atıyorsun? Ne diyeceğimi biliyor musun? Ben ne diyeceğimi biliyor musun? Sayın vekiller lütfen. Kardeşim benim ne diyeceğimi sen biliyor musun? Yok. Tamam vekilim, çıkar cevabını burada verin. Dinleyin. Verin burada. Verin. Şimdi bu ülkede İstanbul, Ankara, Balıkesir bir sürü belediye başkanı istifa ettirildi. Neden istifa ettirildi? FETÖ'cüydüler. Ya da başka iddialar vardı. Ya da yolsuzluktu. Bir sürü şey olabilir. Yahu siz kendi belediye başkanlarınıza soruşturma yapmaktan aciz bir partisiniz. Ya soruyorum, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin belediye başkanı niye istifa eder? Sayın Başkan, sizler soruşturmalardan muafsınız. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Ovacık, Esenyurt, yıllarca soruşturmaları bekletin. Ondan sonra 10 yıl sonra soruşturmayı kovuşturmaya döndürün. Belediye başkanını açığa alın. Sayın Başarı lütfen bitirin. Şimdi bakın. Bu tartışmaları doğru eksenle yapmadığımız sürece bir yere varamazsınız. Siz bu ülkede müfettişler, soruşturmalar, kovuşturmalar hiçbir AKP'li belediyeye uğramıyor ki. Bak bunu söylediğim için rahatsız oluyorsunuz. Bana çıkın Sayın Başkan. İstanbul'un, Ankara'nın, Balıkesir'in, diğer belediye başkanlarının ne istifa ettiğini söyleyin. Dünyada yok örneği. Dünyada yok. Ama maalesef yani sabah Mersin'de köpek avladığı için bir vatandaş yere düştüğü için Mersin belediye başkanı soruşturma görüyor. Üzülerek söylüyorum ki sizin belediyelerinizde akıl dışı işler oluyor, yolsuzluklar oluyor. Bununla ilgili tek bir soruşturma yok. Oluyor. Ben başkan yolsuzluk yapıyor demedim. Bir soruşturma geçirdiniz mi dedim. Merak ediyorum. Geçirmediniz. Sayın Başkanım. Bizim belediye başkanlarımız da soruşturma geçirirler. Eğer usulsüz bir iş yaparlarsa hepsini takip eden kanunlarla işler yapılıyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi kayyumların atanması meselesinden nereye geldik? Sayın Vekilimiz doğru bir şey söyledi. Hukukta yeri olmadığı halde vatandaşın seçtiği, oy verdiği belediye başkanının yanına bir eş başkan atanıyor. Bu eş başkanı kim, neye göre belirliyor? Belediye başkanlığında eş başkanlık ataması olmadığı halde bu eş başkan kimden, nereden talimat alarak atanıyor ve nasıl yönetiyor? Hangi başkan daha karar verme yetkisine sahip? Seçilen mi, atanan eş başkan mı? Bunlarla ilgili hiçbir düzenleme olmadığı halde birileri çıkıyor, kendi kafasından eş başkanlar atıyor. Bu belediyeyi kim idare ediyor? Kendi seçmeninizin iradesine hüküm koymayı hangi kanuna dayanarak yapıyorsunuz? Bunun izahı yok. Sayın Tanal siyasi partiler kanunundan gitti ama siyasi partiler kanunda sadece genel başkanlarda eş başkanlık yetkisi var. Belediye başkanlarında yok. Ayrıca bu kürsüden bağırarak belediye başkanlarıyla ilgili yediniz deme hakkına sahip değilsiniz. Bu lafı aynen sizlere iade ediyoruz. Ben Tunceli'ye gittim. Kayyum zamanında Tunceli'ye gittim. Öncesinde de gördüm. Emin olun Tunceli hiç görmediği kadar hizmeti kayyum zamanında gördü. Hiç görmediği kadar yolu, parkı, vatandaşın huzuru ve güveninin sağlandığı dönemi kayyum döneminde gördü. Ancak şunun da çok iyi bilincindeyiz. Siyaseten yerine kayyum atanması ihtimal dahilinde olacak soruşturması olan kişileri bile bile aday yapıyorsunuz. Bitiriyorum. Mağdur edildik edebiyatıyla burada siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Kürtlere en çok zarar veren, Kürtlere en çok düşman olan işte bir politikadır. Kayyum atatmak üzere bile bile ileride hüküm giymesi mümkün olan adayları seçtirerek Kürtler üzerinden en çok düşmanlık yapan maalesef sizlersiniz. Biz Kürt düşmanı değiliz. Biz kadın düşmanı değiliz. Biz çocuk düşmanı değiliz. Bunları söyleyenlerin hepsini aynen size iade ediyorum. Sayın Otgöz. Buyurun. Açalım. Sayın Otgöz buyurun.
Yerinizden buyurun. Sayın Yakup Otgöz buyurun. Evet, Sayın Otgöz buyurun. Oradan Sayın Sayın Başkanım. Bir sataşma yok arkadaşlar. Sayın Başkanım. Israr ettiği için veriyorum. Bir sataşma yok. Buyurun. Evet. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Ben iki dönem muhtarlık yaptım. Üç dönem elde belediye başkanlığı, iki dönem de ilçe belediye başkanlığı yaptım. Kurucu olarak Ali Muayir Başkanım soruşturma geçirdim diyor. Elbette geçirdik. Benim soruşturmam hala devam ediyor. Milletvekilim bittikten sonra da yargılanacağım. Cezamı neyse çekeceğim. Yani bu burada hata eden herkes cezasını çeker. Ben hata ettiysem ben de çekeceğim. Bu siyaset bittikten sonra. Peki, ben Sayın, teşekkür ediyorum. Sayın Otgöz teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç Koçyiğit buyurun. Açalım Sayın Kılıç Koçyiğit. İki şey. Şimdi birincisi, ben çok açık ve net bir şekilde kayyumların nasıl para yediğini söyledim. Bütün Sayıştay raporları ortada, kayyumların borcu ortada. Bir de yansıyan faturalar ortada. Mesela kendi bakanlarına alınan hediyeler ortada. Bence buna cevap versinler, bu bir. İkincisi, şimdi ileride hüküm giyeceği belli olan kişiler demek ne demek? Ne demek? Masumiyet karnesi anayasal bir ilke değil mi? Hukuksal bir ilke değil mi? Herkes suçu sabitleninceye kadar, son hüküm verilinceye kadar masum değil mi? Eğer ileride suç olur ya da ileride hüküm giyer diye bir madde mi var? YSK'da, seçim kanununda böyle bir belirleme mi var? Bu nasıl bir şey? Neye göre buna karar veriyor? İşte tam da kayyum atamalarının siyasi olduğunun meselesini, cevabını buradan veriyorlar. Diğeri Ahmet Kaya, bizim Ergani Belediye eş başkanımızdı. Hiçbir suçu yoktu, hiçbir soruşturması yoktu. Belediye başkanı Sayın Kılıç Koçyiğit lütfen tamamlayın. Gitti, yargılandı, beraat etti. Gitti, başvurdu İçişleri Bakanlığı'na, iade etmediniz. Buna ne diyeceksiniz? Böyle 9 tane belediye eş başkanımız var. Belediye eş başkanlığı meselesine gelince belediyelerin yasası. Biz siyasi partilerde de fiil uyguladık. Bizim belediye eş başkanlarımız ön seçimle geliyor. Bir, seçilenler belediye meclis üyesidir. Bu iki, kolektif yönetim. Üç, kimin seçtiği belli olmayan ne demek ya? Halk seçiyor. Bunlar seçilmiş belediye meclis üyesi. Yasal statüleri var. Belediye meclis üyesi olarak orada çalışma yürütüyorlar ve belediye yasal statüleri de belediye başkan yardımcılığıdır. Ve her seferinde sandığa giden halk da onların belediye eş başkanı olduğunu bilerek oy veriyor. Ya bu kadar büyük manipülasyon olur mu? Bu kadar büyük mü? Tek bir belediye başkanımızın görevi ihmalle ilgili, belediye görevleriyle ilgili bir soruşturması yok. Getirin beraber bakalım ya. Ya siyaseten yapıyorsunuz. Kendinize yol açmak. Peki şimdi değerli milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Birleşime 30 dakika ara veriyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.